Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Nevşehir'e gitti. Nevşehir, Ürgüp-Kayseri bölünmüş yol düzenleme ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kara İsmailoğlu, Nevşehir'de devam eden 5 ayrı karayolu yatırımından bahsetti. Proje bedelinin 1 milyar 195 milyon lira olduğu bilgisini paylaştı. Projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır, dedi. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İbni Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumaya kararlıyız dedi. Tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, Türkiye'nin dünya siyasetinde işbirliği sağlayan anahtar ülke konumunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güçle hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki İbni Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde ekonomi vardı. Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomik istikrar mücadelemizi de inşallah zaferle neticelendireceğiz. Erdoğan son dönemde yaşanan fiyat artışları ile ilgili konuştu. Yüksek fiyatların sebebinin açgözlüler olduğunu belirtti. Pek çok ülkenin resesyona ve buna bağlı krizlere sürüklenme korkusu yaşadığı bir dönemde biz ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Küresel dengesizliklerin ve içimizdeki kimi açgözlülerin sebep olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı gelirlerini artırarak korumakta kararlıyız. Tahıl koridoru anlaşmasını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin anahtar ülke konumunda olduğunu söyledi. Kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen, diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda işbirliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız.